Araba içeriye getirdik. Şimdi eşi benzeri olmayan bir araba yapacağız. Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Miko. Bugün sizinle beraber çok güzel bir araba modifiye edeceğiz. Umarım arabamızı beğenirsiniz. Eşi benzeri olmayan bir araba yapmaya çalışacağız. Bakalım nasıl yapacağız. Şimdi arabamıza geçmeden önce arabamızı size göstereyim nasıl bir araba olduğunu. Ve arabamız mükemmel bir şekilde bugün GTA 5 online'da efsane eşi benzeri olmayan bir araba yapacağız. Bakalım nasıl bir araba yapacağız. Hemen şöyle güzelce bir bakalım. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz böyle bir arabamız var. Ve bu arabamız yeni gelmişti. Zaten sizler de biliyorsunuz bu araba yeni geldiğini ve hangi araç olduğunu size şöyle bir göstereyim. Görüyorsunuz bu arkadaşlar güzel bir araç. DR350. Fiyatı şu anda ne kadarmış? 1.615.000 arkadaşlar fiyatı. Almak isterseniz bu aracı alabilirsiniz. Şimdi yaptığım modifiyeyi ona göre sizler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi öncelikle arabamızı şöyle güzel bir çalıştıralım. Bakalım ne kadar güzelmiş bakalım. Araba güzel. Mükemmel. Şimdi biz bu arabayı alalım götürelim baba. Böyle bir modifiye yerimiz vardı burada. O modifiye yerimize bir götürelim biz bunu. Hemen şuralarda bir yerdeydi. Bir dakika bakayım. Şu şekil şukul bir araba yapacağız. Eşi benzeri olmayan bir araç yapmaya çalışacağız. Bakalım nasıl bir araç yapacağız. Hemen bir bakalım. Çünkü ben araçları da kimler nasıl yapıyor? Hep böyle klasik klasik şeyler yapıyorlar. Böyle klasik klasik şeyler sevmiyorum ben. Eşi benzeri olmayacak arkadaşlar. Öteki arabalarını da burada görüyorsunuz. Araba içeriye getirdik. Şimdi eşi benzeri olmayan bir araba yapacağız. Bakalım nasıl yapacağız? Hemen şöyle bir bakalım arkadaşlar. Öncelikle armosunu ekleyelim. Öncelikle armosunu ekledikten sonra brakesini ekleyelim. Brakesini de ekledik. Bumperes nedir ismi tam olarak bilemedim. Şimdi arkadaşlar şuraya dikkat edelim. Bakın şöyle var, bir de böyle var. Bence böyle daha iyi. Bence böyle daha iyi. Şöyle bir bakalım. Böyle mükemmel. Motorunu hangi renk yapalım? Siyah yapalım arkadaşlar motorunu. Bu güzelmiş. Böyle daha güzel. Evet bu da güzel. Zaten biliyorsunuz motoru az önce böyle yaptık. Bunu da böyle yapalım. Egzozlara geldik. Egzozlara iyi bakın arkadaşlar. Neler yapacağımızı bir görelim. Şöyle yavaş yavaş yapalım, heyecan yapmayalım. Şu güzelmiş, şunu alayım ben. Çok abartılı, bunlar abartılı. Ben bunları almadım. Şöyle bir bakalım. Böyle olabilir. Arkaya bir gelelim. Bunlar ışıklar. Şöyle daha mantıklı. Böyle alabiliriz. Bakın burada motorun içi görünüyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. İsteyen böyle yapabilir. Görüyorsunuz. Çok saçma ama. Beğenmedim. Beğenen arkadaşlar için yapabilir. Şunu alabiliriz. Bu da güzelmiş. Ama böyle nasıl yok. Çok klasik böyle. Tamam. Şu şöyle güzelmiş. Evet şöyle bir bakalım. Korna yemiş zaten. Bunlar işimize yaramaz. Şuralara bir bakalım. Evet içini böyle yapalım arkadaşlar. Gerçek araba gibi görünsün içi. Normalde insanlar farklı da yapabilir. Evet, şöyle bir bakalım. Böyle aldık. Böyle olabilir. Güzel. Evet arkadaşlar, buraya kadar izlediyseniz lütfen bir like atmayı, abone olmayı ücretsiz bir şekilde unutmayın. Biliyorsunuz ki 1,5 yıldır bu işi yapıyoruz ama yükselemiyoruz. Neden yükselemiyoruz? Çekemeyen arkadaşlarımız var. Yapmak istiyorsunuz madem, meydan boş, bu işi sizler de yapın. Emek gösterin, biz de gelip like atalım abi. Yani lütfen arkadaşlar bunu biraz mantıklı düşünelim. Bak bazı insanlar izliyor, tamam mı? İzliyor, gelip bir like atmıyor. Ya da çatı katından izliyor. Çatı katı ne demek biliyor musunuz? Mesela adamlar yukarıdan izliyor. Bu güzelmiş, bunu alırım. Yukarıdan izliyor. Gelip bir like bile atmayı düşünmüyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu da güzelmiş. Bunu alayım aslında. Ağlamadık. Bir like bile atmayı düşünmüyor. Düşünün artık yani. Neden atmak istemiyor? Yani bir like'ım olursa utanırım. Ya da yorum atarsam utanırım. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ne utanıyorsun sen? At gelsin ya. Yorum atarsan çok sevinirim arkadaşlar bu arada. Görüyorsunuz animeli bir şeyler yaptık. Güzel olduğum. Ona da güzel bir resim iyi gider yani. Bir resim yapacağız, ona bir bakalım.
Böyle yakışacak bir şeyler yapalım ki sıkıntı olmasın. Ama bu da güzelmiş. Hiç ben doymuş gerçekten ama yapmayacağım. Dediğim gibi eşi benzer bir şey yapmayı planlıyorum. Şu güzelmiş. Da bu daha güzel. Aynen bu da güzel. Oh my god, bu güzel, bunu alalım. Tamam. Bu güzel. Yani şu renk güzel arkadaşlar. Bunu aldık. Şöyle bir parlak palatı verelim bunu. Şu taraftan şöyle güzel. Daha başka bir renk var mı bakalım. Oh. Böyle yaptık. Arabamızı parlattık. Bu neymiş? Bunlara bir bakalım. Evet. Bunlar da jantların içi arkadaşlar. Biliyorsunuz jantları. Şöyle bir geri gelelim. Bu neymiş? Buralara da bakmak gerekiyor tabii ki. Tamam, böyle olsun. Bir şey yok. Böyle kendiliğinden kalabilir. Orada düzgün bir şey yok arkadaşlar. Böyle kalsın abi. Sanki ben bu animeyi biraz sevmedim gibi geldi. Bunu değiştireceğim. Sevmediğim gibi geldi. Çünkü çocuk izleyici tablomuz var. O yüzden biraz değiştireceğim onu birazdan. Araba güzel aslında. Aslında değiştirmeye de gerek yok ya. Ne olacak sanki? Böyle bir güzel güzel bu araba, güzel böyle. Şöyle bir bakalım. Hadi tam olarak şöyle bir yandan çektiğimiz için biraz düşük olsa şöyle daha güzel. Aynen böyle güzel arkadaşlar. Yok abi, onu koyalım mı ya? Böyle bir şey koyalım. Şimdi aşağı indirdik iyice. Evet, güzel, bunu alalım. Bunu aldık. Turbosunu attık mı? Oh. Tekerlek kısmına geldik. Bu tekerleklere dikkat edin arkadaşlar. Güzel bir tekerlek alacağız kesinlikle. Bakalım. Tekerlek güzel. Bunu alayım, cebe koyayım onu. Bu da güzelmiş. Bu. Ha, bu daha güzel. Daha güzel. Şimdi renklendirelim. Bir alalım. Bundan sonra bunu bir renklendireceğiz şimdi birazdan. Bir bakalım. Renklendiriyoruz arkadaşlar. Dur bakalım nasıl olacak. Bir renk var aslında. Aynı renk olursa biraz insanlar bunalıma girebilir. Bu güzel bence. Böyle iyi. Evet arkadaşlar, aracımız bitmiştir. Görüyorsunuz, efsane, eşi benzer olmayan bir araba yaptık. Bayağı da güzel arkadaşlar. Şimdi biz bu arabamızı bir dışarı çıkartalım. Eyvah, görüyor musunuz? Oha. Vay. Oh my god. Araba efsane ya. Oyunun en hızlı arabalarından bir tanesi diyebilirim arkadaşlar. Gerçekten araba bayağı hızlı. Bayağı da kaygan görüyorsunuz. Bayağı da drift arabası gibi. Güzel yani. Şimdi şöyle bir bakalım. Biraz animesi olması güzel olmadı aslında. Ama anime de güzeldir arkadaşlar. Öyle demeyelim. Yani güzeldir. Biraz gaza basalım. Evet, görüyorsunuz aracımız mükemmel olmuş. Oh my god. Oh my god, hemen şöyle bir geri çekilelim de. Yani şöyle bir arabanın içini dışını bir göstereyim size. Hemen şöyle bir bakalım. Evet arkadaşlar, şöyle bir içini açalım.
Evet, görüyorsunuz abi, arabamız bu şekilde. Böyle duruyor. Böyle güzel görünüyor. Görüyorsunuz. Bayağı mükemmel. Burası da mükemmel görünüyor. Bu şekilde arkadaşlar aracımız. Hemen aracımızın kapısını bir kapatalım. Başka şeyler var mı diye bir bakalım. Burada diye böyle bir şeyler varmış ama ben bir şey görmedim ama. Buralarda bir şeyler varmış. Ben hala bir şey göremedim. Tamam. Arabamız böyle çalışıyor gördüğünüz gibi. Ama denilenine göre bu tekerlekler nasıl söyleyeyim, yaylı olduğu için yaylarını aşağıya doğru çekebiliyorsunuz. Tam olarak nerede olduğunu bulamıyorum arkadaşlar. Sizler bunun nerede olduğunu biliyorsanız arkadaşlar lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Yani böyle bir şey varmış diye duydum ben de. Bunlar mı acaba? Evet, bulduk gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi abi arabanın yay sistemini indirdi, görüyorsunuz. Tamam, şuralardaymış galiba. Tekrar bir bakalım. Sadece bu arabalara geçerli. Farklı arabalara geçerli değil, bilginiz olsun. Bakın, tekrar açıyoruz. Ha, şimdi aracımızı böyle süreceğiz abi. Evet, yay sistemini indirdik arkadaşlar, görüyorsunuz. Bayağı muhteşem oldu, bebek gibi. Aman tanrım, niye kaymıyor araba hiç ya? Oh, şimdi kaydı. Evet arkadaşlar, şimdi orayı tekrar göstereyim size. Görmeyenler var mı bilmiyorum. Şöyle bir şeyler yapalım. Evet arkadaşlar, yeni arabalarda bir tane daha özellik var. Belki kimse bilmiyordur, belki de biliyordur. Tam olarak bilmiyorum ama size şu özelliği göstereyim. Sadece yeni arabalarda geçerli olduğunu size gösterelim arkadaşlar. Şu tarafı görüyor musunuz? Tekerleklere bakın. Çekiniyor, görüyorsunuz. Tekrar kaldırtabiliyorsunuz. Yani bu özelliği bilmeyen arkadaşlar bilmesini istiyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada başka bir şey var mı? Tam olarak bu ne? Motoru çalıştırıyor. Anladık. Tamam. Şimdi arabamıza binelim arkadaşlar. Kornasını yapmadım. Kornayı gereksiz bulduğum için, ben hiçbir yerde de korna çalmadığım için. Oh my god. Ama ben burada en mükemmel bulduğum araç Audi 8F'yi biliyorsunuz belki. Çok mükemmel bir araçtır. Oyunun oyunda görebileceğiniz en mükemmel araçlardan diyebiliriz arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir araba o. Ben o arabayı çok beğeniyorum ve çoğunlukla da o arabamızı sürüyorum halen de. Halen de güzel yarışlar çıkartabiliyoruz. Burada kayıyoruz, drift yapıyoruz. Yani merhabalar, merhabalar. Abi kendi kendine kayıyor. Gerçekten kendi kendine kayıyor. Şimdi. Abi, yürü gitsene lan. Yürü git. Kıllı bacak seni. Gelmiş dibimde duruyor. Yani kimsin oğlum dibimizde duruyorsun ya? Araba mükemmel. Dehşet abi. Evet arkadaşlar, bu dediğim gibi videomuzu beğendiyseniz like atmayı, ücretsiz bir şekilde abone olmayı, farklı videoların gelmesini istiyorsanız lütfen Discord'umuza gelip farklı videoları, hangi videoların gelmesini istiyorsanız lütfen video içeriği paylaşacağınız yer var. Orada paylaşabilirsiniz ismini. Abi şu oyun olursa güzel olur. Şu yaparsan güzel olur. Şunu izlerler. Bunu alırsan, videolarını çıkarırsan güzel izlerler. Deyin yani. Yükseltelim kanalımızı arkadaşlar. Bu videomuz buraya kadar. Hoşça kalın. Bay bay.